Bugün yeni gelen ürünü tanıtacakmışsın. Yeni gelen ürünümü tanıtacakmışım. Evet. Bu ürün ne hakkında bize ufak bir bilgi verir misin? Ya o klasik şeyi bizden de istediler. Birkaç cihaz aldık. Siz neden tanıtmadınız, siz neden göstermediniz, o kadar şey yapıyorsunuz dediler. Onları yapmamıştık, hala da yapmadık. Belki ilerleyen zamanlarda yaparız bilmiyorum ama bu sefer aldığımız bu cihazı hiç kutusunu açmadan stüdyoyu kurduk ve tanıtalım dedik. Ne aldık? Bir kamera. Yine bir kamera. Bu sefer araç kamerası. Neden almayı tercih ettik? Ya bence her araçta olması gereken bir şey. Çok da nedenine girmeye de gerek yok da. Aracımızın ön camına bu arkadaşı takıyoruz. Öndeki her türlü manzarayı çekmiş oluyoruz. Amacımız tabii ki manzara çekmek mi? Değil. Manzara da çekeceğiz. Ayrı mesele. Bu kameradaki en büyük hedeflerimizden biri kanalımıza içerik üretmek. Ne diyor? GoPro niyetini aldık. Ama yok. Bu doğru. Şöyle, bizden dediğin gibi diğer ürünlerimizi neden yapmadıklarını soruyorlar. Niye yapmadınız diye. Bu bir başlangıç. Bundan sonra kendi ürünlerimizi tanıtacağız. Tabii ki. Bu bir başlangıç oldu. Güzel ve tesadüfi bir başlangıç oldu. Hiç beklemediğimiz anda elimize gelen bir cihaz oldu. Ve bu cihazın hani gidip de teknik özelliklerini vesaire anlatmayacağım. Görmek isteyenlere şurayı gösteriyorum. Alıyor musun? Zaten detay görüntüsüne de gireriz de şöyle bir alıyorum, göstereyim. Alıyorum, çok görünmese. 2.7K Ultra HD video çekiyormuş. İşte telefon uygulaması var. İsteyene ekstra olarak arka kamerasını falan da veriyor. GPS özelliği var. Kaç kilometre hızla nerede olduğunu, nasıl olduğunu sana gösteriyor. Takip asistanı var. Sana yardımcı asistanlık da yapıyor. Gece görüşünün çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ben görüntüleri inceleyerek aldım. Keza yine bu videonun sonuna da bu ürünün görüntülerini koyacağız. Siz de bakacaksınız ve biz de bakacağız. Biz bu görüntülere farklı gözle de bakacağız. Kendi mesleğimize uygun mu değil mi onun için de bakacağız. Araç kamerasından acaba böyle bir şey beklenir mi? Bunu da değerlendirmiş olacağız ama bildiğiniz basit araç kamerası. Ön cama monte edeceğiz. Ön camdan görüntü elde edeceğiz. Bayağı bir geniş görüntü elde ediyor bu arada bu kamerada. Yine aynı şekilde. O zaman yırtayım mı? Yırt gitsin. Açayım mı? Bu kameramız ayrıca kayıt için SD kart kullanıyor. Aynen öyle. Bu kamera kayıt için SD kart kullanıyor. Ben bunun için SanDisk Extreme'in 128 GB'lık kartını tercih ettim. Siri bile bana bu konuda yardımcı olamıyormuş. O zaman açıyorum. Gönder gelsin. Açıyorum. Evet. Bu neymiş? Hemen yırt zaten değil mi? Yani kibarca bir şey açayım yok. Evet, bu şeffaf şeyi cama yapıştırıp bunun üzerine monte edildiği söyleniyordu benim izlediğim videolarda. Burada da bir kullanım kılavuzu var. Ne yapıyoruz bunu? Okumuyoruz. Okumuyoruz. Şurada ürünün kendisi mevcut. Bu arkadaş. Kameramız. Şu şekilde. Devamı da var. Açıyorum. Güzel kutuymuş. Kutu açılış videolarını hiç izlememiş. Hep geçmiştim. Bu arkadaşla kabloları uygun yerlere sıkıştırmak için gönderiyorlar. Monte ederken işimize yarasın diye. En sevdiğim taraflarından biri bu. Cama yapıştırdığımız aparata ayrı, kameraya ayrı koyuyorlar. Böyle hani tak çıkar tarzında da yapmışlar. Çoğu kamera böyle değil. Yapışkanın üzerinde ya olası bir sökme aşamasında kameraya zarar verme ihtimalini de düşünerekten böyle ayrı bir aparat yapmışlar. Bence bu güzel. Bir de böyle uzun bir kablosu var. Bunu nereye bağlıyoruz? İçerisine. Bunu kameraya bağlıyoruz. Bunu da çakmaklıktan güç alıyoruz. Onun için de şöyle bir aparat gönderiyorlar bize. Çakmaklık için de aparat gönderiyorlar yani. Aynen öyle. Bu da çakmaklık aparatı. İki tane USB var. Kırmızı olana kameraya bağlıyoruz. Kamera gücünü veriyor. Şuraya da istersen telefonunu şarj edebilirsin diye sana ekstra bir olanak sunmuşlar çakmaklıkla. Ben şey yapmayı düşünmüyorum. Hani kamerayı açayım da işte ayarlarını yapalım da kurulumda gerek duymuyorum. Direkt montaja geçelim. Arabanın üstünde görüntüleri görelim istiyorum. Sormak istediğim bir şey var mı? Sen kamerayı yeni görüyorsun. Ben olaydan da haberciydim. Bugün öğrendin çünkü. Evet, anlık öğrendim. Bana dedin ki bir şey çekeceğiz. Ne çekeceğiz diyorum. Söylemiyorsun. Kargolar geldi, bunu çekeceğiz dedi. İlk gördü yani, adam telefon aldım sanmış ya. Vallahi telefon aldın sandım. Sonra kutuyu küçük görünce telefon olmadığını anladım. O ayrı mesele de. Araç kamerası beklemiyordum. Kamera küçük ama 2K görüntü çekiyor. Bence biz bunu vloglarımızda da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. Bir ihtimal. Kuralım da önce. Sonrasına bakarız. Montajımızı yaptık az önce de izlediğimiz gibi. Birazdan görüntüleriyle beraber sizi baş başa bırakacağım. Gece de çekeceğim görüntüler. Gece de kalitesini görmüş olacağız. Çekebildiğim fazla yerlerde fazla görüntüler çekeceğim. Hem karşıdan gelen ışıklarla arabaların plakaları nasıl okunuyor, hem gündüz nasıl okunuyor, hem gece nasıl okunuyor, hem zifiri karanlıkta nasıl okunuyor. Bunların hepsini görmeye çalışacağımız bir video montajlayacağım sonuna. Zaten bizim için önemli olan done de orası. Kutu açılımı ya da cihaz detaylarından çok o detaylar. Hani nasıl görüntüler çekiyoruz, nasıl
kalite veriyor bize ve okunaklığı nasıl? Şu an telefondan da anlık olarak görüntüyü görebiliyoruz. Bu da güzel. Hani fotoğrafını da çekebiliyoruz. Ya da buradan şeye de ulaşabiliyoruz. Çektiği hafıza kartının içerisinde görüntülere de. Buradan benim bakmak istediğim şey, ayarlarına giriyorum. Şu şekilde bir kalibrasyon yapıyor işte. Adas Display'de enable yapıyorum yani. Adas calibration successful. Yani başarılı bir şekilde Adas aktif oldu. Burada bir düğmesi var. Bu düğme ekranı açıp kapatmaya yarayan bir düğme. Hani kapattığımız zaman ekran sürekli açıkta kalmamış oluyor. Sesi geliyor mudur kameraya kadar bilmiyorum ama geliyordur diye düşünüyorum. Çok yüksek bir sesi var. Henüz daha denemedim. Trafiğe çıkmadım ama trafikte de göreceğiz. Uyarıları var. Şerit ve araç yaklaştı, yaklaşmadı uyarıları. Bunlarda da çok yüksek ses aldığımızı söylüyorlardı. Bakalım onu göreceğiz. Almayı düşünüyorsanız hiç düşünmeyin. Bence direkt alın. Her araçta olması gereken bir aksesuar diye düşünüyorum.